Piyasalardaki son duruma bakacağız şimdi. Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro rekor kırdı. Altın fiyatları ise dövizin aksine güne düşüşle başladı. Altın çok yükseldi, benzin çok yükseldi. Bu da tabii doğal olarak halka yansıyor bir şekilde. Bir yanda Kuzey Irak'taki gelişmeler, diğer yanda Amerikan Merkez Bankası Fed'in Aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler. İşte bu iki durum dövizin yukarı yönlü eğilim göstermesine neden oldu. Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşırken Euro ise kendi rekorunu kırdı. Vallahi inşallah düşer. Dolar 3.60 sınırına dayanırken Euro 4.22 seviyesini test etti. Güne rekor tazeleyerek başlayan döviz öğle saatlerinde düşüş eğilimine girdi. Dolar Temmuz ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Saat 14 itibariyle 3.57'den satılıyor. Euro ise tüm zamanların rekorunu kırarak 4.20'den işlem görmeye başladı. Sizin döviz borcunuz var mıydı? Vardı. Hala daha ödüyorum. Kredi çektim, onu ödüyorum şimdi. Döviz olarak mı ödüyorsunuz? Evet, döviz aldım çünkü döviz ödemek zorundayım onu. Yükselsin, hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Her şeyimiz sağlam. Hiç korkmayın. Allah, hiç. Allah tereddüde düşmeyin. Hiç. Aynen. Korkmayın. Türkiye'nin önü açık. 3.35'lerden, 3.38'lerden dolar kurunu gördük. Oralardan almış olan kişilerin tabii ki bir kar realizasyonu yapması lazım. Ama tabii ki tamamıyla çıkmazlar da bir kısmını realize edip bir kısmıyla tekrar devam etmeleri gerekir. Yatırımcının güvenli limanı altın güne düşüşle başladı. Dün 150 lira sınırına dayanan gram altının fiyatı bugün 147 liraya geriledi. Bence yukarı gider. 150-155 civarı da olabilir. Zaten insanlar almıyor bu şartlar altın. Daha da yükselirse hiç alamaz. Dün altın alanlar biraz zarar etti. Çünkü bugün fiyatlar biraz daha düştü. Kapalı çarşıda çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını ise 984 liradan satılıyor.